Galatasaray geçen hafta Beşiktaş Başakşehir'e yenilince 4 yıldızlı bir paylaşım yapmıştı ya, Squid Game'deki şeker kazıma oyunu. Beşiktaş da bugün o yıldızı kırmış. Kıran oyuncu eleniyor, öldürülüyor o oyunda. Ay, Ahmet Hoca izlemiş diziyi, Squid Game'i. Beşiktaş da diyor ki oyuncu elendi. Beşiktaş'tan son dakika göndermesi Galatasaray'a. Ne diyorsunuz? Espriyi bana beğendiniz göre, mi? Bana göre son yılların en anlamlı, saygılı, nazik eleştirisi. Güzel bir jest. Allah'ım. Çok güzel. Hocam ben hiç anlam veremiyorum. Aslında video da var, burada da veremiyoruz. Hayır, diziyi seyretmediğim için anlamlandıramıyorum. Kim elendi? Ben seyrettim. Kardeşim, o 100 tane herifi topluyorlar. Ters oyu topluyorlar ya. Evet. Bir oyun oynayacağız diyorlar. Dörtlü gruplara ayırıyorlar. Acayip ama. Her grupta 20'şer kişi var. Tamam. Yıldız, şemsiye, daire, üçgen. Tamam. Bunlardan birinin kapısına git diyorlar. Sen şemsiyeye gidiyorsun, ben üçgene, beyefendi daireye. Ona orada böyle tabak gibi bir şey veriyorlar. Aç diyorlar için. Şemsiye seçmişsen böyle ince, böyle helva gibi böyle bir şeker kalıbı var. Toplu iğne veriyorlar sana eline. Toplu iğneyle şimdi orada şansı olan şu. Üçgen çok şanslı. Niye? Tık basit. Tık tık. Kazıması kolay. En sık yıldız zor, en zoru şemsiye. Çünkü kıvrımlar var. Bak müzik de çalıyor. Apacım. Herifin biri ne yapıyor biliyor musun? Özür dilerim. Terliyor. Son dakikalara giriyor. Yapamayan veya süre var. 10 dakika süren var. Kafasına sıkılacak. Kafasına. Tabii tabii, direkt atıyorlar. Ter geliyor. Çok abi bakıyor ki ter ya. Şekeri arkadan eritiyor. Başlıyorlar yalamaya. Bir şey söyleyeyim sana. Neyi yalıyorlar? Şekeri arkadan yalıyor ki orası yumuşatıyor. Deliklerden çıksın diye. Evet. Ama yıldızı kırdığın an geliyor muhafız. Dağın diye kafana sıkıyor. Ay. Elendi inan. Çok elendi. Vuruluyor. Sen sevmezsin böyle şey. Ters olursa diyor. Bir de şey var. Organ kaçakçılığı var. Ölüleri, vay 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 vay. Ölüleri yatırıyorlar. Kalbi, böbreği. Bunu mu seyrediyorsun? Sen ki hayatın boyunca romantik Türk dizileri seyreden bir adam bu bahşişe şeyi. Olur ya, bunu seyrettim yorum yapayım diye. Ben de diyorum ki seyretmeyin diyorum çocuklara, gençlere. Bana seyretmiyorsun Temin. Kötü örnek. Bana. Çok çabuk bir sene adam öldürüyorlar. Beğenmedin değil onları mi? Dağ, bana niye seyretmiyorsun? Ben adam mı öldüreceğim? Bana niye seyretmiyorsun? Sen şimdi bütün gün evdesin ya. Evet. Değişiklik olur senin için. Seyret yani. Bence de seyret hocam. Seni çok eskiden beri tanıdığım için senin yapını. Senin için biçilmiş kaftan bu. Squid Game iyi. Apo. Hocam Türkiye'de Squid Game gibi bir yere geçmeyin. Seyret. Sensin o. Vallahi mı? İçin o. İçin senin o. Dur, bu gece seyredeceğim Allah'ın izniyle. Yani Ahmet Çakar diyor ki son yılların yapılmış en güzel esprisi göndermesi. Nazik. Sinan abi beğendin mi? En nazik. Efendim, harika. Harika. Yok. Kabalık var. Ne kabalık var? Nasıl öldürmeye teşebbüsün? Ya değil mi? Elendi diyor ya. Kardeşim. Ama Rasim'i de bugün çok ezdiniz. Şöyle bir olaya sokuyor. Rasim'i çok ezdiniz bugün. Bak aslında hayatta hiçbir şey ölüm kalım mücadelesi olmamalı ya. Ben bu arada belki 15 dakika sonra Hocam Rasim'i dinleyelim. Bir dakika. Ahmet Çakar dedi ki Sayın 15 dakika. MHK Başkanı. Beni dinlemiyorsun. Rasim. Hadi domates 3 kilo. Bugün patates diye bağ girdin stüdyoya. Dinçere bir geçmiş olsun desene. Asla tükenmeyecek. Aa, ne olmuş? Dinçer. Halkımıza domates hediye et. Dinçer Azapan. Dinçer Azapan. Dinçer Azapan'a söyle de. Dinçer Azapan. Geçmiş olsun. Evet. Şimdi Ahmet Çakar bana söyledi. Yeni MHK başkanını bana söyledi sevgili seyirciler. Ben de rejimize söylüyorum. Rejimiz fotoğrafı ekrana getir diyen açıklayacaksın değil mi? Hayır. Değil mi? Ben açıklayacağım. Bakayım. Getir koçum diyeceğim, getirecekler. Bakayım, getir bakayım. Peki bir saniye. %100 değil. Teyide muhtaç. Bakayım. Şurayı yazıyorum Sinan abi. Bir yabancı. Yabancı. MHK başkanı yabancı. Ahmet Çakar ipuçları veriyor. Ulenberg mi hocam? Siz bu arada sohbetinizi edin. Ya yapın. Reklamdan sonra. Yo, reklama gitmeden. Ya yapın. 10 dakika içinde açıklaman lazım. Yapın Fırat Aydınus'u. Emre'cim yazdım gruba. Ama ben resmi getir deyince getirin. Buradan ben sevgili, Emre resmi getir buradan deyince sevgili getirin. Nihat Özdemir tamam. Başkan'a söylüyorum. Hoca deyince getir. Yapın zaten. Diyorum. Sıcak. İçerideki sıcaklığı. İçeride ne oynanıyor. Ne filmler var hepsini biliyor. Yapın. İçeride filmler mi dönüyor? Dönmez olur mu ya? Yapın. Vay vay Fırat vay. Aydınus'u, MHK Başkanı. En yaşlısı, en tecrübeli. Bırakın abi yabancıyı, mabancıyı. Eski kaşar, yeni kaşar bilmem ne falan bakmayın. Aslan gibi adam. Hiç benim işim olmaz. Ben size söylüyorum.
Fırat Aydınoz net söylüyorum futbolu Rasim iyi biliyor. Adamdır. Futbolu da çok iyi biliyor. Bu iki gündür nedir Sinan? Yapın abicim Fırat Aydınoz. Sinancığım bu iki gündür Fırat Aydınoz hayranlığın. Seviyorum. Bugün var ya hakemliğini biraz. Hakemliğini ve dürüstlüğünü yanıyorum. Rasim'e hak veriyorum. Vallahi Rasim sana mobbing uyguluyorlar. İyi oldu. Penaltımızı vermedi. Seviyorum. Kimin penaltısını vermedi? Bizim. Evet, bu arada ummalı bir çalışma var. Yeni MHK başkanının adı benim önümde yazıyor. Beni gösterme, beni gösterme Serkan. Ciddiyim, gösterme. Bakayım. Evet, göster beni bana. Yine gösterme. O kim lan? Sinan abi çıkaramadım ben. Evet, görünce Türkiye. Tanıyacaksın. Ben de göreyim. Dur, bir dakika gösterme, sürpriz tamam. Olsun onların için. Tamam. Kim ya? Abdülkerim Hoca ve Rasim için sürpriz olsun. Arkadaşlar, oğlum, Emre Zabun kontrolde mi? Evet, kontrol hazır onda. Mi? Ben sana getir deyince resmi getireceksin Zabun. Tarif et ufak. Tarif et ufak. Şimdi arkadaşlar, Türk futbolu yoğun bir sıkıntı. Ali geldi, Veli gitti. Serdar geldi, Hasan gitti. Sabri geldi, Mustafa gitti. Ali Kuank geldi, Mustafa Çulcu gitti. Ufuk Özertem geldi, Yusuf Namoğlu gitti. Baktılar ki bu iş olmuyor. Her ne kadar kulüpler sistem falan diyorlar ama yok bu hakemlerle gidecek. Ve Futbol Federasyonu galiba kararını verdi. Galiba kararını verdi. Yabancı hakem mi? Bir yabancı. Onu tanımazlar. Yaşlı bir adam. Öldü ya, öldü herif. Ulenberg mi? Kıl saçlı. Oldukça yaşlı. Ulenberg mi? Hüsus Beşir. Ölmek üzere yani. Olabilir. Yok artık. Bazen sahaya çıkacak koşacak hali yok. Yabancı. Yaşlı. Allah Allah. Her dönem dünyanın bir numarası. O kel neydi kel? Zengin. Olgun. Kel neydi hakim? Çok. Oldukça zengin. İtalyan Collina kel. Değil. Collina değil mi? Değil. Çok yaşlı. Allah Allah. Oldukça zengin. Paraya pula ihtiyacı yok. Zaten para almayacağını söylediler. Belki hakemlere başarı parası verebileceğini söylediler. Ha. Çok yaşlı. Bembeyaz saçlı. Allah Allah. Her dönem bir numara. İşte o. Bey amca lakaplı Oh İl Nam yeni MHK başkanı. Oh, buyurun getirin. Ya hocam ya. Rasim gibi trolledin. Kim lan bu? Rasim gibi. Yüksek aç. Kim o bu? İşte oyunun sahibi. Fikri evet bu adam düzenliyor. Bu da oyunun içinde. Çaktırmadan oyuna giriyor. O Smith Game'in içinde bir numaralı o. Yalandan oyun oynuyor ama oyunun sahibi aslında Kur'an o. Yani bu, 700-800 tane ölen insanlar. 0-0-1 eşofmanında bir numara yazıyor. MHK başkanı mı oluyor bize? Evet oluyor, geliyormuş. Ya hocam bu ne ya? Hakikaten hocam. Niye? Hep sen mi itiş yapacaksın? Bu MHK başkanı mı oluyor hocam? Hocam gel şu MHK'nin başına. Ne yapacak biliyor musun MHK'nin başına gelince? Arkadaşlar diyecek, küreyi koyacak. Her hafta bu küreye 100.000 dolar atacağım. O hafta en kötü puanı alan hakem evine dönemeyecek. Vay. Ha, güzel fikir. İmalı. O zaman manalı yani, oldu bu. O zaman 30 hafta mı var? 30 hakem mi var? Evet. Her hafta bir hakem yok olacak. Pat gidecekler. Hocam Saddam'ın oğulları vardı. Vallahi imalı. Evet evet. Ya vay. Hocam. Hocam bu adamın ismi ne? Oh İl Nam. Oh mu? Ama bir dakika lakabı vardır. Ne o? Bey amca. Bey amca mı? Doğru dizide Bey amca diyorlar. Hakikaten Bey amca diyorlar. Türkçe'nin Bey amcası bir tek kişidir. O da Ahmet Çakar. Estağfurullah. Bey amcamız bizim. Peki vallahi hocam enteresan bir kinaye yaptı. Tekrar söylüyorum hakemler kendinize gelin baba geliyor. Rasim bunun ismini söylemez. Her hafta 100 bin dolar kaplı toplanacak. Sezon sonunda 3 milyon dolar en başarılı hakeme küreden gelecek. Ama başarısızlar. Sıkıntı var. Her hafta 10 maç mı var? Evet. 9 mu? 9, 18 maç. 9 maç var. Her hafta biriniz. Her hafta biriniz eleneceksiniz. Her hafta biriniz. Oh. Mesela geçen hafta elense Ali elenecekti. Bu hafta Veli elenecekti. Mesela Ali Palabıyık olsaydı Ali Palabıyık şu anda elenmişti. İyi nasıl anlayacağız iyi? Nasıl? İyi nasıl anlayacağız? İşte o şey çıkacak. Elenen çıkacak. Ya hakemi nasıl anlayacaksın? Kim babanın kriterleri var. Kararına. Nazım Sinan'ın böyle moralini vallahi enteresan bir yaklaşım oldu. Çok nasıl değil mi? Çok mutlu. Domates patates yapsana. Patates ister misin böyle bir MHK başkanı Rasim? Oh. Allah'a selam. Sen sevmedin. Fırat Aydınus'u elesin mi bu yönetiminden sonra? Şener Şen olsun MHK başkanı. Domates. Ya niye koymuyorsun? Hoca ne istediğini koyuyorsun. Bana hiçbir şey koymuyorsun kardeşim. Ne istiyorsan koyacağım bundan sonra sana. Tamam. Ben de istiyorum. Tamam. Ne ya? Tamam yeter. Kaldırın. Peki. Evet abi. Arkadaşlar. Hoca bir kinaye yaptı. İki gündür zühür daha istemiyor muyum ya? Hoca Squid Game istiyor koyuyorsun.
Ama derbi koymuyorsun. Derbi akşamı, derbi akşamı. Vallahi sen de çok fesat adamsın ya. İstediğim yerde derbi akşamı olmaz. Hocam şimdi Galatasaraylılar diyor ki Teixeira'nın dirseğini de niye sormuyorsunuz diyorlar Kerem'e. Bu arada tebrik etmeyi unuttum. Sinan Engin'den çok özür diliyorum. Tek skoru içimizde Sinan Engin bildi 2-1 diye. Sinan abi bilmeyince hemen sosyal medyaya düşüyor ama bilince de kimse söylemiyor. Bir hatırlayalım mı? Hatırlayalım bakalım. Tamam. Evet, bir hatırlayalım Sinan Engin'in dün gece skoru tahmin etmesini. Şimdi bilemeyince söylüyorsunuz, bilince de tebrik etmek lazım. Beşiktaş kazanır. Sinan Engin diyor ki Beşiktaş kazanır. Ne skor var mı Sinan abi? Skor 2-1 diyeyim, ne diyeyim? 2-1. Beşiktaş kazanır. Sinan Engin diyor ki Beşiktaş kazanır. Ne skor var mı Sinan abi? Skor 2-1. Rasim'le bildim. Evet, tebrik ediyoruz Sinan Engin'i. Teixeira'nın Kerem pozisyonunu. Dürüst konuşayım mı? Tersten ben kıvıracak halim yok. Hangi dirseği bana bir anlatın bakayım. Hocam diyor, o ceza sahasına doğru giderken düşmek üzere olduğu pozisyonda. Hayır efendim, yapmayın. İşte bu. Düşerken. Bak, böyle gösterirsen. Böyle derler ki, böyle gösterirsen durdurarak. 9 numaralı. 99 mu? 90. Teixeira sanki Kerem'in suratına dirsek koyuyor gibi. Hayır efendim. Ya bir dakika, ayağın tökezlese. Düşerken bir şeyi tutunmaya çalışırsın. Hiç alakası yok. Yapmayın bunu. Bak, ya. Bak bu maçtan var ya, bu maçtan hakemlik bir şey çıkaramazsınız. Anladın mı? Ya bu maçtan. Rasim ince ince maçtan, doğradı diyor. Ya ince ince demesi Rasim şöyle diyebilir. Çok ince. Şöyle diyebilir. İkili mücadelelerde Beşiktaş yine daha çok takdir haklarını oradan kullandı diyebilir. Ama takdir haklarını Beşiktaş'ta yine kullandı. Ama, yazın bunu. Ama orada hani hiç tereddütsüz Vida'nın eli yerde destek ayağı mıdır nedir falan, destek eli midir nedir hiç düşünmeden direkt penaltıyı çalan bir hakem. Yani Galatasaray'ı doğramış, yani mahvetmiş olamaz. Takdir yani buradan Beşiktaş'ta öyle yani olabilir. Ama buradan anladın mı? Yani buradan hakem hatasıyla maçı kaybettik yok, çıkmaz. Yok, demiyorum. Sen Galatasaray bugün maçı penaltıcısının penaltısı atamamasıyla puanı kaybetmiştir. Aynen öyle. Çıkaldığı da kaçırabilir. Olsun. O atsın. Şimdi herkesin içinde bu kukta kalacak. Çıkaldı o. Çok formda. Maçın golünü de Çıkaldı o açmış. Moralli. Değil mi? Moralli. Evet. Takımın bir de penaltıcısı. Tam gelecek. Penaltıyı gole çevirse maç büyük ihtimalle %99.92 bitecekti. Onun için buradan hakem çıkmaz. Bu maçtan hakem çıkmaz. Bu o sene pozisyonu al. Bu pozisyonu koy. Vidal'i koy. Barco'yu koy. Nelson'u koy. Eliyle itti. Korner oldu. Bundan bu maçtan... Bu maçtan hakem çıkarılamaz. Mustafa Sandal. Hocam Mustafa Sandal mesaj atmış. Gördünüz mü pozisyonu? Vida ile Soğuz Arzu'nun gerginlik olmuş statta. Mustafa'cığım sahanın içinde böyle gerginlikler olabilir takımı. Pozisyonun icabı. Olmaz. Mustafa Sandal. Gerginlik mi? Güzel mi? Güzel. Şoförüm de var. Evet. Şimdi tabii tartışmalar çok hararetliydi. Benjamin Button gibi hiç yaşlamıyor. Mustafa. Sinan'a her mesaj atan şarkıcının popüler şarkısını... İyi Beşiktaşlıdır ama Mustafa Sandal. İyi Beşiktaşlıdır. Ya yaşlanmıyor herif ya. Statta ya Mustafa ya. Statta ya. Yaşlanmıyor ya. Mustafa'ya selamlar buradan. 45 var mı? Mustafa 72. 50. Tam 50 yaşında hocam. Tam 50 yaşında. Sergen Yalçın da aynı yaşta. Ne? Fırat da aynı yaşta. İki yaş bir yaşıyor. Mustafa Sandal çıkalı 30 sene oldu. Ulan çok selam Fırat söylüyor, hepimiz öpüyor. Sinan abi sonrasında da bir paylaşım oldu böyle. Vida ve Soğuz'a yazıyor. Mustafa'cığım gördün mü? Mustafa'cığım bak. Sevgili Mustafa Sandal. Bir gün gelip de karşıma çıkınca başkası varsa. Buldum malzemeyi. Ağlatma. Mustafa'cığım bizde her şey var anında. Beni ağlatma. Ya her şey biterim zaten seviyorum. Bizi ağlatma. Bu takımın haline. Güzeldi bu. İngilizce karşı maçı. Evet, çok güzel şey. Başkası varsa. Abi ne istiyorsun Fatih Terim kadar başına taşmışım. Bu kadar şampiyon oldunuz. Fatih Terim sayesinde. 4 yıldızınız var Fatih Terim sayesinde. Oo, bugün Sinan Engin operasyon günü. Fırat Aydınus aldı. Fatih Terim'i aldı. Yalnız bir icra peki. Umut Güner'in olsun. Reklamda oynadık. Bana 15 saniye. 15 saniye. Umut Güner transfer şampiyonu. Umut Güner niye beni çağırmıyorsun? Ben de senin ofise gelmek istiyorum. Gel. Umut Güner'in yaptığı transferleri biliyorsun Sergen, değil mi? Sergen. Takdir ederim. Sergen Yalçın. Senin abisi. Yok. Yeni. Villada. Buyur hocam. Oo, Sergen. Buyur Sergen'im. Bugün bir kez daha.
ne kadar kompleksiz. Ya, Sergen ne adamdır kadar ya. Rahat. Sergen de Mustafa Ali yaşlıdır. Ajandası olmayan. Kendinle barışık bir çocuk olduğunu bir kere daha ispat. Aynen öyle. Gittin hocanın yanına oturdun. Fıskos fiskos. Bu nasıl bir sempati? Bir... Tabii çok güzel. Top kontrol de çok güzeldi bugün. Kompleks adam. Hocam, bize... hocam hoş geldin der. Hocam şampiyon. Hiç kendinle barışık olmayan adam kibir yapar. Bana Rasim abi dedi ya. Ama Fatih Hoca. Fatih Hoca da sever. Ya sever başka da. Basın toplantısında dövdü. Ama Sergen kendine münasır. Cool adam cool. Yeri geldiği zaman. Sıfır kompleks. Yeri geldiği zaman da çok da suratsız da olur. Ama sevdiği zaman. Sevdiği insana her zaman hiçbir zaman değişmez. Bak bize bağlandı. Evet. Şampiyon olduğu zaman soyunma odasını aradı. Nasıl konuştu herkese karşı? Tabii hem de o gece aynen. Yani. Aynen. O, evet. O, ya, şimdi sevgili seyirciler. Bak mesela Fatih Terim Sergen kadar kompleksiz adam değildir. Bak, peki. Severiz, büyük hocadır. Sergen büyük Yalçın zaten markasıdır. Basın toplantısında da övdü Fatih Sergen Terim'i. Sergen Yalçın'ı yani, dinleyeceğiz. Adamdı. Fatih Terim'i dinleyeceğiz. Yaratılmış. Tartışmalar çok hararetliydi. Basın toplantılarını izleyeceğiz ama biz de bir reklamda oynadık. Bakalım beğenecek var. Misiniz? Güzel mi güzel şoförü de var. Haydi reklam haydi reklam. Gibi bastımı gazama. Sevgili seyirciler, Derin Futbol devam ediyor. Az önce Beşiktaş'ın bir paylaşımını ekranlara getirmiştik. Oyuncu elendi diye. Beşiktaş bir paylaşım daha yapmış. Gelenek nedir? İşte sözlük gelenek şudur diye. Son 5 maçın oynanan skorlarını verdi. Beşiktaş hemen ekranı getirecek arkadaşlar. Bu tür espriler, bu tür kinayeler, saygı, nezaket çerçevesi içerisinde mükemmel. İşte o hani o yıldız kırıldı, oyuncu elendi. Evet. Quick Games'den alınan şey. Hı hı. Evet, bir pasaj. Game. Bunlar olabilir. Çok doğal şeyler. Evet. Beşiktaş'ın... Ha, çok affedersin. Nasıl bilmem ne yaptık falan. İşte şeref, hayır. Bunlar tabii. Kötü. Tabii neymiş ki canım ya. Gelenek. Beşiktaş sözlüğü. Tamam. İşte tamam. 2-0, 2-1. Yani diyor ki son yıllarda sizi çok fazla yendik diyor. Evet. Beşiktaş son 5 maçı Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı kazandı. Şimdi bir beraberlik var. 2-2'lik. Şimdi... Fatih Terim'in var hakemleri galiba kendi aralarında sohbet ediyorlardı bak gibi şimdi, bir şey açıklaması var. O bir grafiği şey bir ekrana getirelim. Şey ufak buyurun. Ufak basın Mustafa, toplantılarına geçelim. Sandal kardeşinden bir mesaj var. Abi Beşiktaş Trabzon maçı sizinleyim. Çocuklar bende onlar uyudu. Onlarlayım. Abim tartışmasız bir numarasınız. Allah razı olsun. Aynen öyle. Bak Türkiye'nin uzak ara bir... Şunu canlı yaşamam lazım. Gelmek istiyorum şeref oraya. Şeref veriyor ya. Buyursun. Abi Mustafa Hocam bekliyoruz. Şeref veriyor ya. Bekliyoruz. İki hafta sonra Trabzon evet. Beşiktaş maçı var. Beşiktaş Trabzon. Mustafa Sandal geliyor. Buraya geldi. Basacak. Tamam Mustafa Sandal geliyor. Efsane. Bir gün gelip de. Serdar Ortaç'tan da mesaj geldi. Serdar Ortaç'tan. Sinan abi tebrik ediyorum. Galibiyet için kutluyorum. Rasim abiye selamlar. Mustafa Sandal gerçek de bu Serdar kimden Serdar Ortaç? Serdar. Binlerce dansı. Bana mesaj geldi. Kimden? Bülent Hanım'dan. Hangi Bülent? Bülent Ersoy. Saygılar, bugün Galatasaray'ın önünü kestiler. Haklı. Bülent ablam. Galatasaray'ın önü kesildi. Sinan abi göster bak. Bildiği ki utancından gülüyor. Galatasaray'ın önü kesildi. Hakikaten bak karşıya yazacaksın. Hayır abi. Bugün Galatasaray'ın önü falan kesilmedi. Bugün Galatasaray. Olsun Galatasaray'ın bir dakika be yavrum. Siz, Galatasaray önünü kesen siz, bugün Muhammed Mustafa oldu. Ya. Penaltıyı almak atmakla. Ama Bülent ablam diyor Galatasaray önü kesildi. Nasıl kesildi? Bak ciddi bana misin? Mı kesti? Mustafa mı kesti? Kim bu ameliyatı yaptı bilmiyoruz. Ama Galatasaray önü kesildi bugün. Sen ne odan bak. Bak magazine her yere düşecek bak. Yarın söylemezsem olmazsa falan konuşurlar bu konuyu kesildi. Bak. Yalnız bir dakika. Bir dakika. Hocam sana da mı mesela? Sana da mı mesela? Sana kimden geldi hocam? Saygıdeğer Bülent Hanım'ı, Bülent Ersoy hanımefendi burada saygıyla, sevgiyle tabii analım. Ki. Tamam. Büyük sanatçıdır. Büyük sanatçı. Ve iddia ediyorum hanımefendi siz mezara girene kadar Türkiye'nin Eki Bey'den sonraki emin. Aynen. Hocam ben ne diyorum sana? Yaşayan en büyük sanatçılarından biri evet. Bülent Ersoy'dur. Niye sana mesaj atıyor? Bülent Hanım'ın önünü kesmeye çalışmıştır ama Zeki Müren de büyük insandır tabii. Sana niye mesaj atıyor? Onların bir şeyi vardı sen biliyor musun? İkisinin bir hafta sonu da beraber bir yaptıkları şov. Şokopop var Şokopop. Onun sana niye mesaj atıyor? Sen nereden tanışıyorsun Bülent Ersoy'la? Bu var ya gençler. Sen nereden tanışıyorsun? Türkiye'nin en iyi belgeselcisi şu an Şokopop. Büyük bir belgeselci. Tamam da sen nereden tanıyorsun Bülent Hanım? Tanırım seni abi, nereden tanıyor? Herkes tanırım ya. Herkes tanır. Ne mesaj Sinan atıyor? Sinan abi ayrı bir dünyayı tanır. Sinan abi Periş, Şahin gibi. Bütün zenginler ona atıyor.
Bülent Hanım da bana atıyor. Evet, sanatçılardan mesajlar bekliyoruz. Derbi mesajlarınızı. Bir ara Zilal abi imamlar atıyor. Şişli Cami imamı. Ya nerede Hüseyin abi? Şişli Cami imamı Hüseyin abimizin. Bu nasıl imam dedi bu? Aa, yıllardır çok değerli bir imamdır, din hocasıdır. Sağ olsun hocamıza saygılar Hüseyin abi. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Yine diyecekler ki Terim'e nefri ay. Yapma hocam Fatih Terim'se. Hocam, hocam Fatih hocam. Türk futbolunun uzak ara bir numarası. Konuştuğun şeyler bilgiyle bezenmiş, kurallara uygun olma. Diyor ki hocam. Şimdi hani insanın yanlışını yüzüne vurmak iyi bir şey değil ama eğitim açısından söylüyorum. Ners korner olmadan önce tamam buyurun siz okuyun Onur Bey. Korner olmadan bizim yediğimiz golden önce Nelson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O kornerde bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan anlatır. Oradan geldi, şu geldi, bu geldi diye öyle bir gol yedi. Şimdi bak. Korner olmadan bizim yediğimiz golden önce Nelson'a yapılan bir faul var. Okey var. Sarı kartımsı bu faul. O da okey. O top kornere çıktı. Şimdi burada Mete Kalkavan'ı bu işe sokman VAR protokolünden bir haber. Habersiz olduğunu gösterir. VAR protokolü sarı kartlık bir olaya müdahale edemez. Bir. Hı hı. İki. VAR protokolüne göre top korner taç olduğu an olay ölür. Şayet top kornere çıkmadan yapılan ortada gol gelmiş olsaydı haklı olurdu Fatih hocamız. O zaman iptal edebilirdi. Korner olduğu an bitti. Korner olduğu an bitti. Yani şunu diyemez. Korner gol oldu bir dakika dur. Korner olmadan önce. Evet. Efendim Batshuayi Nelson'a faul yaptı diyemez. Diyemez. Diye, istese de diyemez. Kurallar izin vermiyor. Evet. Bir dinleyelim geniş geniş. Evet. Ben Fatih hocaya katılıyorum ama Fatih hocam da bugün takımın çok kötü ve çok sönük olduğu noktasında. Abi karşındaki yapmayı yapmak zorunda. Yani Beşiktaş takımı var ya. Ama bugün Galatasaray'ın etkisi olmalı mıydı? Bu ligin tartışmasız en iyi takımı. Abi. Efendim? Etkisizdi Galatasaray. Sen şimdi ben sana söyleyeyim. En etkili Beşiktaş 4-7 spor dikkat ondan sıra abi. Derbilerde bu tip maçları hep görürsün. Sana bir tane maç söyleyeceğim. Çok iyi hatırlayacaksın. Apo zaten biliyor. Hangisi abi? Ne o çocuk? Tek kale oynadı. Ben ilk defa bu kadar Fenerbahçe'nin bu kadar baskı yediğini Ali Sami... O... Johnson attı. Johnson. Ben o maçtaydım. %80'e %20 falan. Yani Kopenhag'dan sonra 2000. Bunlar futbolun için derbilerde. Emre Belözoğlu'na çarpıp girmişti gol. Yani Sporting'de 4 demiş. Bir dinleyelim Fatih Hoca'yı. Ya Sporting'le... Şimdi farklı bir şey ya. Tamam da. Arası, farklı ya baba tamam. Ayrı. Bak Sinancığım öyle diyorsun da şimdi Beşiktaş Adana Demirspor'a 3-0 öndeyken aynen. Adana bravo, Demirspor bravo, topuyla bravo, tüfeğiyle bravo. Beşiktaş'ın üstüne gidiyor muydu? Gitti. 3 de gol bulmadı. 3-3. Evet, 3-3. Yani Adana Demirspor bu cesareti gösterirken Galatasaray niye bu kadar yani kendi geç sahasında geç kaldı. Tabii geç kalırsın. Yani maçın başında kendini böyle kuzu gibi geriye çekersen sonra geç kalırsın. İşini bitirirler. Abi bir de bir şey ya söyleyeyim. Oyna bak. Abi, kaybet kardeşim ya. Oyna karşı, kaybet ya. Beşiktaş takımına karşı şey falan açılmayacaksın. Geniş oynamayacaksın. Yararsın. Şimdi aklıma bir şey geldi. Ne Beşiktaş popülizmi yaptı. Ya Şina. Ya vallahi. Yararsın. Daha iki hafta önce. Yararsın. Buyur canım hocam. 12 puan diyordu. Beşiktaş takımı son 2 senede kuruldu. Doğru mu? 2000'e verilmiş. Geçen seneki daha iyiydi. Şimdi şöyle. O kadar eksildi abi. Allah aşkınıza beyler. Şu anda Türkiye Süper Ligi'nde oynayan her oyuncu, yerli yabancı, Türk milli takımında oynama hakkı olsa varsayıp, evet. Ütopya. Beşiktaş'tan kaç tane oyuncu? En az 8 tane ilk alırım. 11'e, milli takımın ilk 11'ine göre. Ya. Söylüyorum. Yapmayın kaleci ya. Girmez okey. Bugünkü 11'i gösterir misin Emre? Hayır Serkan. Bak, bir dakika. Hocam kaleci de girer. Peki, ya da gidelim. Ne yapsın çocuk ya? Bir de müşahede. Uzun saçlı, sarı saçlı falan böyle. Müşahede. Anlamadın ki. Yok. Hepsi milli takımda banko oynar. Tamam canım hadi boşver. İlk 11'i diyorum. Tek aşörüyorum.